52 gün süreyle Türkiye'nin en uzun soluklu direniş parkı olan Sevgi Direniş Parkı'nın birinci yılı nedeniyle düzenlenen Sevgi Direniş Günleri gerçekleştirilen yürüyüş ile sona erdi. Sokak ortasında Abdullah Kadir'in tarafından Sevgi Parkı'nda toplanan Sevgi Direniş Parkı platformu ellerindeki meşalelerle Sevgi Parkı'ndan Armutlu Mahallesi'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Grup sık sık "Devrim şehitleri ölümsüzdür, katiller hesap verecek" şeklinde sloganlar attı. Ahmet Atakan Sokağı'na kadar yürüyen Sevgi Direniş Parkı platformu adına basın açıklamasını okuyan Duygu Şahlar, Haziran isyanından günümüze yayılan özgürlük kokusunun farklı bir dünya inancının zihinlerde tezahür ettiğini belirtti. Direnişin mevcut düzeni meşru kılmaya yönelik atılan her hamlede kendilerini yeniden buluşturacağını söyledi. Adana'daki Lice protestosu sırasında hayatını kaybeden İbrahim Aras'ın ölüm sebebinin ses bombası kapsülü olduğunu aktaran Şahlar, "Biz bu katliamların arkasında dönen kirli oyunları ve efendileri tanıyoruz. Direnişimizi çeşitli etkinlik ve forumlarımızla zenginleştirecek, örgütlü gücümüzü büyütecek, özgürlük taleplerimizi aykırmak için sokaklardan asla geri adım atmayacağız" dedi. Ancak avukatların yaptığı açıklamalar sonucu AKP'nin yanlış medyasının yaptığı elinde bulunan patlayıcı maddenin patlaması sonucu örgü önündeki haberleri boşa düştü, yalanlandı. Yapılan basın açıklamasının ardından bir süre daha slogan atan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.